önümüzdeki dönemlerde tüm Avrupa'da hayat daha da pahalılaşacak. Doğalgaza son bir yıl içerisinde yaklaşık %40 civarında zam geldi. Elektriğe zam geldi, suya zam geldi. Bunlar insanların temel ihtiyaçları, hiçbiri lüks değil. Bunun yanı sıra ev fiyatları uçtu, kira fiyatları uçtu. İnsanları, çalışanların maaşları eridi gitti. Şu anda bir kişi 2000 euro net maaş alıyorsa ev kirası ve faturalarla beraber bunun yaklaşık %60'ını harcıyor. Geriye eline %40 kalıyor. Bu %40'la da geçinmeye, evinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Eğer sosyal yardım da almıyorsa bu insanın Almanya ya da diğer Avrupa ülkelerinde geçinebilme ihtimali çok ama çok zayıf. Bakın değerli izleyicilerimiz, şu anda dünya bir geçiş döneminde. İnsanlar fakirleşiyor, borçlanıyor. Bankalar şu dönemde çok büyük paralar kazanıyor. Bankalar özellikle kriz dönemlerinde en çok kâr eden işletmelerdir, kurumlardır. Şimdi Avrupa'da hiçbir zaman bu dönem olduğu kadar insanlar bankalara borçlanmadılar. Hiçbir zaman bu kadar kredi kartlarını kullanmadılar. Tabii bunları anlatırken birileri için de fırsatlar doğuyor. Bu krizi fırsata çeviriyorlar. Onlar daha çok para kazanıyorlar. O ayrı bir şey. Ama dar gelirli bir kişi şu anda özellikle de son bir yıl içerisinde geçim sıkıntısı içerisinde. Vatandaşın para biriktirmesi gerçekten çok zor. Niye para biriktirmesi diyorum? Herkes yılda bir kez de olsa Türkiye'ye gitmek ister, değil mi? Özellikle önceki yıl koronavirüs nedeniyle pek çok vatandaşımız gidemedi. Şimdi baktığımızda bu hayat pahalılığında Türkiye'ye gidemeyecek olan insanların sayısı da artacak. Tamam, euro yükseldi, 11 lirayı geçti, değerli vesaire gibi şeyler var. Evet, ama Türkiye'de ucuz değil arkadaşlar. Bana göre Türkiye dünyanın en pahalı ülkelerinden bir tanesi gelir seviyesine göre. Tamam, euro arttı, artmaya ama vatandaş, gurbetçi vatandaşım Türkiye'ye gittiği zaman daha önce 10 liraya aldığını şimdi 30 liraya alıyor. Euro artmış. Neye yarıyor ki? Bilmeyenler konuşuyor. Sanıyorlar ki gurbetçiler çok seviliyorlar falan. Bu yıl Türkiye'ye izne gidenler lütfen videonun altına yazsın. Fiyatlar nasıldı? Özellikle tatil yerlerinde soygun var. Soygun var. Ben yıllarca hep ne dedim? Dedim ki başka ülkelere gitmeyin, bizim tatil yörelerimize gidin vesaire gidin. Ama bu yıl gördüm ki soyguncular çökmüş kardeşim bu tatil yörelerine. 1 liralık şeyi 15 liraya satıyorlar. Ya Side'de, Antalya'nın Side ilçesinde turistik bir alan 14 euroya, bak 14 euroya bir külah dondurma satıyor. 14 euro. Bak Türkçe fiyat söylemiyorlar. Euro ile söylüyorlar. Sanki Almanya 14 euro Türkiye'de dondurma mı olur? 3 liralık oteli 10 lira yapmışlar soyguncular. Onun için diyorum ki kardeşim çeki düzen verin. Aylarca Türkiye'nin Turizm Bakanı Sayın Ersoy dedi ki aman Türkiye'ye gelin, turizmler şöyle böyle. Adam uğraştı o kadar, o ülkeye gitti, bu ülkeye gitti ki Türkiye'ye turist gitsin diye. Boşuna yapmış. Niye? Soygunculara çalışmış. Soyguncu bu şeyler, otelcilerin pek çoğu. İşini dürüst yapanlara bir şey söylemiyorum. Soygunculara söylüyorum. Ya esnaf, hepsi için değil tabii ki. Esnafın büyük bir kısmı vurguncu olmuş. Tatil yörelerine gitmişsinizdir mutlaka. Ben de gittim. Bunların videolarını yapmıştım biliyorsunuz. Türkçe Haber'de. Kardeşim, çoluk çocuğunla beraber bir yere oturduğun zaman 1000 liradan aşağıya kalkamıyorsun. Hani lüks bir yer falan değil. Hiçbir şey yok. Yediğin bir hamburger. Ayağını uzatıyorsun. Çat hesap 1000 lira. Euro 11 lira olmuş. Kardeşim siz yerinizde duruyor musunuz? Fiyatlar aldı başına gidiyor. Soygun var. Türkiye'de gurbetçiye kardeşim gerçekten üvey evlat muamelesi yapılıyor. Yurt dışından geldim deyince 1 lira olan şey 3 lira oluyor. Böyle ahlaksızlar var. Böyle yok. Yani neyse, daha ağır konuşacağım ama arkadaşlar euro 11 lira oldu. Sanki fiyatlar yerinde duruyor. Sanki ev fiyatları yerinde durdu, araba fiyatları durdu, market fiyatları durdu, otel fiyatları yerinde durdu sanki. İşte arkadaşlar dünya, bakın, maalesef çok kötü bir dönemde.
Almanya gibi dev bir ekonomide bugün pompa kapatılıyorsa benzin istasyonlarında, her yerde değil tabii ki, bazı yorumcular şeyler, izleyicilerimiz yazıyor, diyor ki yok öyle bir şey falan. Ya kardeşim, ben her yerde falan demiyorum ki. Yok böyle bir şey. Ben olanı anlatmaya çalışıyorum. Sen Almanya'ya gittiğinden beri kaç sefer benzin istasyonu kapandı? Kaç sefer pompa kapandı? Anormal bir durum var. Kaç sefer sen benzin bulamadın? Bakın, Çek sınırındakiler Almanya, Çek tarafına gidiyorlar. Niye gidiyorlar? 10 kuruş daha ucuz diye. Yok mu bunlar? Hepsi var. Ama baktığımızda maaşlar aynı. Emeklinin maaşı aynı, çalışanın maaşı aynı. 1 lira zam yok arkadaşlar. 1 lira zam yok. Çıkmışlar. Önümüzdeki 2 yıl boyunca %5, %5, toplamda %10 emekliye zam yapacağız diyor Almanya, diyor. Markette, çarşıda, pazarda anlattım, anlatıyorum. Fiyatlar %20 arttı. Aldi eskisi gibi mi? Lidl eskisi gibi mi? Reve eskisi gibi mi? Ucuz yok ki. Ucuz bir şey yok. Kalmadı. Dünyada kalmadı. Yok ucuz. Fiyatı ucuzlayan bir şey gördünüz mü arkadaşlar bu son dönemlerde? Önce bindirim yapıyorlar, sonra indiriyorlar. O ayrı mesele de. Arkadaşlar, kandırılıyoruz. Kandırılıyoruz. Net. Bu açık bir şekilde ortada. Avrupa'ya şimdi baktığımızda, özellikle bundan 10-15 yıl önceye gittiğimizde, zaten durumun her geçen gün kötüye gittiğini sizler de görüyorsunuz. Şimdi büyük devletler şunu yapıyor. İşçiye ihtiyacımız var diyor, ona ihtiyacımız, buna ihtiyacımız var ama kanamıyorlar. İşçinin, emeklinin insanca yaşayabilmesi için hiçbir adım atmıyorlar aslında. Tek yaptıkları şey, ülke kalkınsın, kasaları dolduralım. Emekli ölmüş, çalışan parasıyla geçinemiyor. İşte sosyal yardımı arttıralım. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Hiç bunları da düşünmüyorlar. Siyasetçiler seçim zamanı geliyorlar. Her yerde aynı. Türkiye'de de aynı, Avrupa'da da aynı. Diyorlar ki şu oyu bize bir ver. Veriyorsun, gidiyorlar. Bir sonraki seçime kadar yok ortada. Sen geçineme, sen işte parasız kal. Umurunda değil ki adam. Adam başka bir telde. Başka bir telde. Şimdi seçimler geride kaldı biliyorsunuz. Eylül ayında yapıldı. Seçilenlerden, Türkiye kökenli olanlardan bir kısmı terör örgütü yandaşları. Evet, şimdi mecliste çıkıp diyecekler ki Türkiye şöyle böyle, Türkiye'nin ekonomisi şöyle falan böyle, konuşacaklar. Bunlar içerisinde bir tanesi bile çıkıp Almanya'daki emekli şöyle geçinemiyor, işçiye zam yapma falan demezler. Bunların derdi ne biliyor musun? Seçildik, tamam, boş ver gerisi. Halkı ezin. Filler tepinir, çimler ezilir arkadaşlar. Bundan ötesi yok. Yok. Olsaydı bugün biz emekliye verilecek olan %5'i konuşmazdık. Sosyal yardımların düşük olduğunu konuşmazdık. İşçinin maaşıyla geçinemediğini konuşmazdık. Ama her ne hikmetse bunların hiçbiri Alman medyası ya da diğer Avrupa ülkelerinin medyalarında yer almıyor. Bir tane haber yok arkadaşlar. Bir tek biz konuşuyoruz burada. Bir tane haber göremezsin. Vatandaşın geçinemediğini, vatandaşın sıkıntı içerisinde olduğunu, ay sonunu getiremediğini, markette, çarşıda, pazarda fiyatların arttığını, eskiden olduğu gibi ucuz olmadığını bir Allah'ın kulu söylemiyor. Ney? Biz gazeteciyiz, biz televizyoncuyuz. Görüyorum bazen Alman kanallarında böyle yaşlı başlı, şekilli mekilli tipler. Boş, teneke, yok bir şey. Halkın yararına hiçbir şey konuşmuyorlar. Sadece hükümeti övmekle görevliler. Çünkü oradan para alıyorlar. Böyle. RTL 8.000 kişi çalışıyor devlet televizyonu. 1.500 kişi radyoda çalışıyor. Ne iş yapıyor? 8.000 kişiye bizden kesilen o televizyon vergileri var ya. Onlarla bu hokkabazların maaşlarını ödüyorlar. Ne yapıyorsunuz siz be? Ne yapıyorsunuz? Neden doğalgaza bu kadar zam geldi? Ev kiraları ne kadar arttı? Vatandaşın bu maaşı yetmiyor diye bir tane haber gördünüz mü? Duydunuz mu Alman kanallarında? Diyemezler. Niye biliyor musun? Çünkü hepsinin ağzına parayı tıkıyorlar, fermanı çekiyorlar kardeşim. Böyle. Bunların hepsi gerçek. Anlatıyoruz. Diyoruz ki bak, artık
Özellikle de koronavirüsten sonra vatandaş sıkıntı içerisinde. Geçinemiyor. Geçinemiyor kardeşim. Ama kimse konuşmuyor. Biz burada boğazı patlatıyoruz. Bak diyoruz şöyle oldu, böyle oldu diyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne görüşlerinizi yazıp bize iletin. Yani bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Bunun yanı sıra sizlerden ricam, lütfen videolarımızı beğenin, like atın. Abone olmadıysanız da mutlaka kanalımıza abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Bunlar bizim için çok çok önemli. Vermiş olduğumuz bu emeğin daha fazla insana ulaşması için bunu rica ediyorum sizlerden. Bu nedenle like atmayı ve abone olmayı unutmayın.